Basmak durumunda. Aslan mı var? Galatasaraylı olduğumuz için aslanlı yüzük aldı. Bu yüzük şey zorlayan oydu. Ben kimseye zorlayamadım. Zorladım evet. Bıçak da yedim değil mi? Bıçaklarım, çakmağım, telefonum hepsini geri istiyorum. Geldim gidiyorum. Zorla hiç kimse bana bugüne ya kadar vallahi ne saat aldı, ya ne yüzük aldı Allah'ım yani. Hiç bana zorla bir beremi, şey alan yok. Saatimi, çakmaklarımı, telefonumu hepsini zorla bir şey alan. Almasınlar da zaten. Bakın. Olmadı bakın, tabii ki canım. Niye zorla? Hayır yani olmadı. Size zorla bir kadın karşınıza çıkıp da böyle aslanlı yüzükler falan aldı mı yani? Yok. Nerede? İlla alacağım bir erkeğe sorayım. Tutturan var mı? Canım zorla alın. Müge Hanım bir şey burada. Zorla alın. Zorla böyle saatler maatler yüzükler alan birisi çıktı mı karşına? Hayır, hayır, hayır. Ama sen zaten bu gülleri de yakmamışsın. Sana olmaz işte. Şey. Ya gerçekten. Dilek Kaplan telefon attığımızda. Dilek Hanım günaydın. Dilek günaydınlar. Merhaba Müge Hanım. Hoş İyi geldin. Yayınlar. Sağ olun efendim. Hoş bulduk. Buyurun buyurun. Bu canlıdaki namı değer... Cegetçi Ramazan Bey, bundan iki ay önce biz kendisiyle yine aynı bu TikTok uygulaması üzerinden tanıştık. Ben de eşimden ayrı bir çocuk annesiyim, benim de bir oğlum var. Allah kendisi bağışlasın. Bana dedi ki, Dilek dedi, benim de dedi bir oğlum var, senin de bir oğlum var. Biz dedi tam hani birbirimize uygunuz. İşte bana ben seni çok seviyorum, Kur'an kitap üzerine yeminler, çocuğun üzerine yeminler, evlilik vaadi. İşte benim çalışmam gerekiyor. Bana çalışma. Sen evde otur. Senin aylık giderin neyse ben hepsini karşılayacağım. İşte ben çarşıya çıkacağım. Çok kişiyi dolandırmış. Herkese yazmış. Bir saniye bir dur Ebru'cum. Ne oldu? Bir dakika ses gitti. Tam telefon güzel bağlı. Ne güzel bağlı. Ay telefon düşmüş. Hatırladınız mı Dilek Kaplan'ı? Ramazan Bey. Hatırlamaz mı çarptığında? Evet. Hatırladınız. Evet. Ha, tamam. TikTok'a bak. Evet buyurun Dilek Hanım. Anlattıklarımı duydunuz mu acaba? Duydum duydum. Kur'an üzerine yemin etmişsiniz evet, çok evet, sevdiğine evet. dair falan. Evet kitapların üzerine yeminler. İşte benim oğlum var, senin uygun var. Biz uyumluyuz işte evlenebiliriz. İşte yani çok yalanlar. İşe gitme ben senin aylık ihtiyacını karşılayacağım. İşte ben sana güveniyorum. Otur evinde. İşte gel yerimi yurdumu gör. Benim burada hayvanlarım var. Hepsini satacağım. Neyin varsa senin üzerine yapacağım. Hep bu tür yalanlar yani. Kimse de inanmasın. Hani o Ebru Hanım da yani hiç kendine yazık etmesin yani. Ne oldu peki sonra sizin bu yeminler falan? Valla ben ondan sonra zaten böyle yalan olduğunu anladım. Bir erkek eğer ki bir kadına çalışma sen evinde otur ben sana bakacağım deyip de ümit veriyorsa vaat ediyorsa o kadına gerçekten bakacak. Ama ben anladım ki bu yalan. Ben bunu her yerden engelledim. Kendisiyle de bir daha görüşmedim. Ki ben aklımı kullandım çok şükür ki erken döndüm geri. Ne diyorsunuz Ramazan Bey? Sonra bir ay sonra da Ebru. İki ay önce olduğuna göre Dilek Hanım. Sizin de Ebru ile bir ay geçmişiz olduğuna göre. Dilek Hanım haklı. Dilek Hanım haklı. Dilek Hanım haklı. Evet. Hangi konuda haklı? Çünkü Dilek Hanım, Ebru Hanım, Ebru Hanım her şey yalan. Dilek her konuştuğu söz haklı. Yani Dilek Hanım'a da kendisine özür dilerim. O haklı ama Ebru Hanım küllüm yalan söylüyor. Sen yalan söylemedi mi gayet iyi yedi, biliyorsun. Gelinlik videosunda da var. Yalan konuşmadı mı? Yalandan nefret ettim. Gelinlik videosunu açsınlar. Yani açın abla. Gelinlik videosunda bir tane konuşuyor. Yalanı sevmez diye ses kaydı var. Hangi gelinlik videosunda gösterin? O saçlı videoda. E tamam işte Dilek Hanım diyor ki ben inanmadım diyor. Bana da aynı şeyleri yaptı diyor. Sesi de var. Her kadın adına. Her kadına yazmış. Yanımda da dur yazıyordu. Bakayım bir dakika. Saçları da kadın. Saçları da biz sattık. Bizim baykenlerin çelikleri. Bunun ne diyor? Bindallı videosundaymış. O ne diyor ki bindallı videosunda? Söyle ne diyor bindallı videosunda? Yanına gelince resimler falan çekindiğimiz bindallı videosunda. Ne diyor? Yalanı sevmez. Yalansa yalan desin. Konuşturun sorun yalanı falan diyor videoda. Ses kaydında. Ne olacak yani? Yani yalanı sevmedi mi gayet iyi biliyor. Nefret etti mi biliyor. Ya seni zaten orada biliyorlar işte satmışsın para bitmiş de. Şimdi ben size bir şey söyleyeceğim. Ne kadar kaldı senin elinde para? Şu anda 30 milyar falan var. Bunları da satsam bilmiyorum belki eder mi? 39'a mı aldın? Ya ben onda paralar. Mahsus vermiyor. Cebinde paralar. Ben paramı istiyorum Müge Hanım ya. Sen de ver ben paralarını bu kadına el bakalım. 130 milyar paramı istiyorum. Ramazan Bey işin sonu yani paraya varıyor.
Ben buradan gittikten sonra sokağa atılacağım. Bana paramı verip ev bakacağım ben. Paralar onun üstünde. Duymamış, kulaklığını çıkartmış. Sen bir daha söyle. Ben 130 milyar paramı istiyorum. Ben buradan çıktıktan sonra sokağa atılacağım. Ben paramı alıp ev bakacağım. Öyle bir 130 bin lira gibi bende bir paran yok. Tabii. Harcamadım diyordun ya, ne oldu? Berelerini bakın. Çakmaklarımı, bıçağımı. İki tane bereni dinle. Bir tane çakmak, bir tane çakı. Ondan sonra telefonunu, her bir şeyini ekipten göndereceğim. Ondan sonra adalet gereken neyse yapsın. Ben sana şöyle bir şey söyleyeyim yayında. Ne yapacağız biz senin bereni kardeşim? Ne yapsın senin bereni? Bir kokuşmuş çorapların kalmış şeyin içinde. Ne o vitrinin içinde, bir de senin bereni ne yapsın bu kadın? Para lazım bu kadına. Benim paramla alınan şey, göndercik onları. Paramı da gönder, artı 130 milyarımı istiyorum. Harcamadım diyorum, bir kuruşuna koklamadım şey dedin ya otogarda. Ya bakın, otogarda. Bakın ben elimde tabii olan malzemeleri kendisiyle. Benim berem zaten. Bere benim değil onun. Ya iyi de bereyi ne yapacağız yani? Ben ona 10 tane buradan bere vereyim. Bereyle ne alakası var? Kadının evi gitmiş, sokakta kaldı. Ben paramı ne yapacak istiyorum. Senin bereni kafana takıp da orada mı, sokakta mı oturacak? Beraber yedik demedin mi? O zaman beraber tamam, yediğin kısmını, kendi yediğin parasını geri gönder kardeşim. Yani 120 milyarımı istiyorum. Ben kimsenin hiçbir şeyine dokunmadım. Dün kendin söyledin, beraber yedik dedin. Tamam. Bakın ben orada oturup da onunla beraber yedim. He. Yani o benim param yese ben ondan paramı geri mi isteyeceğim? Öyle bir şey yok. Ben kimsenin parasını yemedim. Sen yedireydin de. Mağdur olmasaydım, evimden olmasaydım. Sen yedirseydin, mağdur olsaydın ben de senin tarafında konuşurdum yani. Şu anda şimdi kim mağdursa ben onun benim tarafından konuşuyorum. Benim herkes paramı yiyordu ama evime göz koyan bir tek sen vardın. Herkes Müge senin Hanım, için sağlam pabuç Müge değil, Hanım, üç kağıtçı diyordu. Müge Hanım. Efendim? Müge Hanım, evet diyebilirler. He? Müge Hanım, ben asıl mağdur benim. Hangi ve bunun, konuda? Her konuda kapı kilitlemeler, kovaya tuvalet yapmalar, o görmüş olduğunuz çekyatta böyle yatmalar, soba yakmıyor sabaha kadar donuyorum. Sen kendi kanın üşüyor, sen kansızsınız oğlum, manevi oğlun yani, da kansızsın. Bu kadın manevi oğlumu ağzına alma, seni beni kızdırma hakkı yayında. Sen de benim ağzıma alma, Tamam dur neyse. Ramazan Bey, kaçarsın. Al çiçeğinde başına çal. Allah Allah, bu da çiçeğinde. Al çiçeğinde başına çal. Senin paranla alınmış. Al sen onu koyarsın vazoya. Ramazan Bey, yani iyi de 120 milyarımı yani istiyorum. Dolandırıcı. Bayram Selvi, Hüseyin Haloğlu'm bile dolandırıcı diyor senin için. Sağlam pabuç değil diyor, üç kağıtçı diyor. Bağlayın Bayram Selvi'yi, Hüseyin Aslankaya'yı. Tamam, başkasının ne dediği önemli değil. Yani sizin elinizde hiç para kalmadı mı Ramazan Bey? Siz berelerle beraber kalan parayı da gönderin bari. Hepsi var. Üzülme. Efendim ben zaten vicdan oradan yok ki, çıktığımda, ondan ayrıldığımda cebimde 65 lira bir para vardı. Hiç ben zaten Düzce'de, o akşam Düzce'de kaldım. Onu bırakınca, bak yemin ediyorum, ben de onun bir kuruşu yoktur. Ama ne yaptınız bu kadar parayı benim, 20 gün benim içinde? Harcadı, karılarla yedi. Taksim'de ucuz bir yer değil. Hayatımda Taksim'i görmemiş insanım ben. Ya her şey 400'den bir şey 700'den Taksim'de başlayan kadınlar, Taksim'de kadınlarla yedi diyor. Ben Taksim'de bir dakika yalnız bırakmış mı kendisi? Ben yok gel. Kaçtıktan sonrayı söylüyorum ben. Kaçtıktan sonra evime geldin. Orada bir Düzce'de bir akşam kaldım. Ertesi gün evime geldin. Ben aradım. Peki Ramazan Bey, yani şöyle bir tesadüf mü oldu? Paralar bitip eğlenene kadar siz bütün o esir hayatına katlanıyordunuz. Ne zaman paralar bitti, birden o esir hayatından kurtulmanın yolunu bulmuşsunuz. Hı. Nasıl denk düştü bu? Müge Hanım, ben dedim ki, dün yayına çıktığında ben dedim hanımefendiyi hala seviyorum. Ona mesaj yazdım. Gelsin evime, otursun dizimin dibinde. Bu kadın alışmış sokak sokak otobüsçülerle, muavinlerle. Ben özgür kadınım. Şunla bununla konuşmaya. Ben özgür kadınım. Ben de özgür erkeğim. Ben de özgürüm.
Tabii sen istiyorsun hep ben senin ben emrinde olayım. Emir bak, kulu olmam diyor. Bakın Müge Hanım. Hayır bunun ne alakası var? Kadın namusuyla gittik konuştuk kadın namusuyla kahyalık yapıyor. Oradakiler de çok açık söyleyeyim ihtiyaçları olduğu için tamam, değil ben, işte 3-5 para veriyorlar. Otogara giden şoförler de bağlansın. Otogara giden şoförler hepsi ihbar attığında. Ben namussuzum. Evet, ben namussuzum o zaman. Tamam ben konuşmak istemiyorum. Tamam. Siz kendinizi bu şekilde anlatırsanız zaten bizim diyebilecek bir şeyimiz yok. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.